Diyelim ki bir elipsimiz var ve formülü x kare bölü a kare artı y kare bölü b kare eşittir 1. Burada a'nın b'den daha büyük olduğunu varsayalım. Yani bu kabule göre elipsimiz kısa ve şişman olacak değil mi? Yarı majör eksen veya majör eksen yatayda olacak. Minör eksen ise düşeyde. Şimdi bu elipsi çizelim daha kalın bir elips çizmek istiyorum. Diyelim ki elipsimiz bu ve şimdi de eksenlerimi çizeyim. Tamam bu yatay eksen ve bu da düşey eksen. Şimdiye kadar elips konusunda oldukça çok çalıştık. Yarı minör yarı çapı nasıl bulacağımızı biliyoruz ki burada bu B'dir. Buradaki ile aynı B değil mi? Ve bu sadece yarı minör yarı çap. Çünkü b a'dan daha küçük. Eğer b daha büyük olsaydı buna majör yarı çap diyecektim. Burada majör yarı çap a. Evet buradaki uzunluk. Şimdi elipsin başka ilginç bir özelliği. Belki de en ilginç özelliğinden bahsedeceğim. Bir elipsin üstündeki herhangi bir noktayı alırsanız ve bu noktadan iki özel noktaya olan uzaklığı ölçerseniz genel olarak bu iki özel noktayı elipsin Odaklar olarak adlandıracağız. Evet ve bu iki nokta bunlar her zaman majör eksenin üstünde yer alacaklar. Buradaki durumda bu yatay eksende. Ve bunlar elipsin merkezine göre simetrik olacaklar. Şimdi bu iki noktaya birer ad verelim. Buna F1 diyeyim buna da F2 diyeyim. Odak yani İngilizce'de fokusun F'i fokuslarımız, odaklarımız. F2 evet. Bu genelde bir elipsin tanımında da kullanılır. Eğer bu elips üstündeki herhangi bir noktayı alırsanız ve bu noktanın bu iki noktaya uzaklığını ölçerseniz, yani diyelim ki buradaki uzaklık bu uzaklığı d1 olarak adlandıralım. Ve daha sonra buradaki uzaklık var. Yani elipsin üstündeki bir noktayı alıyorum ve bu noktadan iki odağa olan uzaklıkları ölçüyorum. Bu da D2 olsun. Buna farklı bir renk alalım. Buna göre bu D2'dir. Buradaki çizginin tümü. Buna göre bu iki uzaklığı bulduğunuzda bunları topluyorsunuz. Yani D2 artı D1 ve işte bu da 2a'ya eşittir. Yani hep sabittir. Bu durum elipsin üstünde nereye giderseniz gidin geçerlidir. Şimdi bu durumu netleştirelim. Size bu sabit uzaklığın gerçekten 2a'ya eşit olduğunu ispatlayayım. Bu arada buradaki a, oradaki a ile aynıdır. Söylediğimin anlaşıldığından emin olmak için bu elipsin üstünde rastgele başka bir nokta alalım. Evet bu noktayı alalım. Ve eğer bu noktadan bu odağa olan uzaklığı ölçseydim burayı D3 olarak adlandıralım ve daha sonra da bu noktadan diğer odağa kadar olan uzaklığı ölçseydim buraya da D4 diyelim. D4. Bunların ikisini toplayınca bu da 2a'ya eşit olacaktı. Bunu da yazayım. D3 artı D4 eşittir 2a. Tamamdır. Ve aslında bu genelde bir elipsin tanımı olarak da kullanılır. Bir elipsin bu iki odak noktasına olan uzaklıklar toplamının bir sabite eşit olduğu tüm noktalar kümesi olduğu söylenir. Bu konunun üzerinde biraz duracağız ve bir elipsin odaklarını nasıl bulacağımızı öğreneceğiz. Ancak ilk yapmamız gereken uzaklıklar toplamının 2a'ya eşit olduğundan tam olarak emin olmak. Bunu bulmanın en kolay yolu bunları seçmek. Evet, sanırım bunları x eksenindeki uç noktalar olarak adlandırabiliriz burada ve burada. Diyoruz ki buradan buraya olan uzaklık bunu başka bir renkle çizeyim buradaki uzaklık artı buradaki uzaklık sabit bir değere eşit olacak ve bu uç noktayı kullanarak size bu sabit sayının 2a'ya eşit olduğunu göstereceğim. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı bulalım. Farkına varmamız gereken nokta şu. Bu iki odak noktası başlangıç noktasına göre simetriktir. Yani bu uzaklık ne ise buradaki uzaklık da onunla aynı olacak. Tam burada. Çünkü bu iki nokta başlangıç noktasına göre simetriktir. Buna göre burası bununla aynı uzunlukta ve biz bu uzaklık ve buradaki daha uzun uzaklığın toplamını bulmak istiyoruz. Peki bu uzunluk artı bu yeşil uzunluğun toplamı nedir? Burası burası ile aynıdır. Yani bu artı yeşil bunu yazayım. Bunları yazayım. Bu uzaklığı g olarak adlandırayım. Buna g diyelim. Ve buna da h diyelim. Şimdi eğer bu g ise ve bu da h ise ayrıca bunun da g olduğunu biliyoruz. Çünkü her şey simetrik. Buna göre g artı h nedir? Peki bu g artı h ile aynı şeydir ki bu da elipsin majör çapının tamamıdır değil mi? E, bu nedir? Majör yarıçapın A olduğunu biliyoruz buna göre. Buradaki uzunluk da A'dır. Ve elipsteki bu noktadan bu odağa olan uzaklık artı elipsteki bu noktadan bu odağa olan uzaklık eşittir. G artı H ki bu da bu elipsin majör çapı ile aynı şeydir ve 2A'dır. Buraya kadar tamamız. Umarım bunu yeterince iyi anlatabilmişimdir. Şimdi, bir sonraki şey. Bunu anladığımıza göre bu iki odağın nerede olduğunu nasıl buluruz? Soru bu. Veya eğer bana bu denklem verilmişse bu iki noktanın neler olduğunu bu denkleme bakarak nasıl bulabiliriz? Şimdi bunları bulmaya çalışalım. Buna göre fark ettiğimiz ilk şey nereye gidersek gidelim bunu bu noktalarla yapmak kolaydı. Ancak tam buradaki noktayı alsak ve desek ki tamam bu uzaklık nedir ve daha sonra bunu bu uzaklık ile toplasak bu da 2a'ya eşittir. Ve daha sonra bu bilgiyi odak noktalarının nerede olduklarını bulmak için kullanacağız. Şimdi Başka bir tane daha çizeyim, daha rahat görelim. Elipsim bu, pardon daire oldu. Evet, elipsimiz bu. Ve daha sonra eksenleri çiziyorum. Net olması için de denklemi tekrar yazayım. Yazalım ki kaybolmasın. x kare bölü a kare artı y kare bölü b kare eşittir 1. Şimdi Buradaki noktayı kullanalım. Bir şeyleri ispat etmeye çalışırken bu uç noktalar son derece yararlı oluyor. Daima demek istemiyorum tabii ama genelde yararlı oluyorlar. Şimdi elipsin merkezine göre simetrik olan bu iki odak var dedik. Bu F1, bu da F2 olsun. Ve ayrıca dedik ki, elipsin üzerindeki noktaların her birisinin, odaklardan her birisine olan uzaklıklarının toplamı sabit bir sayıdır. Ve bu sabit sayının da 2A olduğunu bulduk. Yani eğer bu uzaklığı alır ve bu uzaklık ile toplarsanız bunun 2a'ya eşit olacağını biliyorsunuz. Diyebiliriz ki eğer bu d1 ise ve bu da d2 ise d1 artı d2 2a'ya eşittir. Ve ilginç olan şey ise bunun tamamen simetrik olması değil mi? Bu iki uzunluk aynı olacak. d1 ile d2 aynı olacak çünkü yaptığımız her şey simetrik. Bu iki odak uzunluğu simetrik. Buradaki uzaklık, buradaki uzaklık ile aynı. Buna göre D1 ve D2 aynı olmalıdır. Başka bir şey olamaz değil mi? Bu elipsin tam merkez noktasıdır. Elips Y eksenine göre simetriktir. Buna göre eğer D1 eşittir D2 ise ve bu da 2A'ya eşit ise bu durumda... Bunun a'ya eşit olması gerektiğini biliyoruz ve bu da a'ya eşit olmalıdır. Sanırım epey ilerleme kaydettik. Ve düşüneceğimiz diğer şey bunu daha önceki elips çiziminde de yapmıştık. Buradaki uzaklık nedir? Bu uzaklık Yarı minör yarı çaptır değil mi? Bunun da b olduğunu biliyoruz. Ve biz buradaki odak uzaklığını bulmaya çalışıyoruz. Muhtemelen hemen aklınıza Pisagor teoremi gelmiştir. Buna göre elimizde odak uzunluğu var ve biz bunu bu üçgende veya bu üçgende yapabiliriz. Bu odak uzaklığı f'dir. Bunu f olarak adlandıralım. f kare artı b kare hipotenüsün karesine eşit olacak değil mi? Buradaki durumda bu d2 yani a'dır. Bu da eşittir a kare. Şimdi b ve a türünden güzel bir denklemimiz var. Bize bu elips için verilmiş olan denklemden b ve a'nın ne olduğunu zaten biliyoruz. Buna göre şimdi odak uzaklığını bulmak üzereyiz. Odak uzaklığı f kare eşittir a kare eksi b kare yani f karekök a kare eksi b kareye eşit olacak. Oldukça düzgün ve temiz bir yöntem. Yani aslında sadece bu iki sayının farkını alıyorsunuz. Hangisi daha büyükse veya hangisi daha küçükse onu diğerinden çıkarıyorsunuz her neyse ve sonra kare kökünü alıyorsunuz ve odak uzaklığını buluyorsunuz. Şimdi bunları gerçek sorulara nasıl uygulayacağımızı düşünelim ve odak uzunluğunu bulalım veya odakların koordinatlarını bulalım. Bir denklem yazalım x eksi 1'in karesi bölü 9 artı y artı 2'nin karesi bölü 4 eşittir 1 olsun. Önce bunun grafiğini çizelim. Bu ilginç olabilir. Bu x ekseni, bu da y ekseni ve hemen görüyoruz ki bunun merkezi, merkez 1, virgül, eksi 2 noktasında olacak değil mi? Ve eğer bu aklınızı karıştırdıysa daha önceki videoları tekrar gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Peki, merkez x eşittir 1, y eşittir eksi 2. Evet, merkez bu. Ve daha sonra Majör eksen x eksenidir çünkü bu daha büyüktür ve böylece b kare pardon a kare evet eşittir 9 ve yarı majör yarı da buradan 3'e eşit olacak. Buna göre 1, 2, 3 ilerleyelim ve daha sonra 1, 2, 3 hayır hayır 1, 2, 3 sanırım bu evet görelim şimdi. E eh işte yaklaşık olarak bu. Ve daha sonra y yönünde yarı minör yarı çap 2 olacak değil mi? Evet bunun karekökü buna göre b eşittir 2. Yani yukarı 2 gidiyorsunuz. Daha sonra aşağı 2 gidiyorsunuz ve elips şunun gibi gözükecek. İyi bir renk seçeyim. Evet, bunun gibi gözüküyor olacak değil mi? Ve şimdi yapmak istediğimiz şey odak noktalarının koordinatlarını bulmak. Buna göre odak noktaları yarı majör eksen boyunca olacaktır. Bunu biliyoruz. Bu odak uzaklıklarını bulalım şimdi. Daha sonra da merkezden yola çıkarak koordinatlarını da elde ederiz. Az önce size gösterdiğim şey, daha doğrusu göstermiş olduğumu umduğum şey, odak uzaklığı f sadece bu iki sayının farkının kareköküydü değil mi? Sadece 9 eksi 4'ün karekökü. Buna göre odak uzunluğu kök 5'e eşittir. Evet, eğer nokta tam buradaki nokta ise bunu daha önce göstermiştik. Nokta bu elipsin merkezi 1 virgül eksi 2 noktasıdır. Ve buradaki odağın koordinatları 1 artı karekök 5 virgül eksi 2 ve buradaki odağın koordinatları 1 eksi karekök 5 virgül eksi 2 olacak. Odak uzunluğunu buldum. Majör eksen üstünde olduğumuzdan buradaki iki koordinata ulaşmak için sadece bunu x koordinatına ekleyip çıkardım. Konik kesitlere ilişkin gerçekten hoş bir şeydir bu. Bu odak noktalarına ilişkin gerçekten ilginç özellikler var. Bundan sonraki videolarda parabolün odak noktası üstünde de duracağız ve konik kesitlere devam edeceğiz. Şu ana kadar yaptıklarımız daha ziyade grafik çizme ve konik kesitlerin merkezlerini bulmaya ilişkindi. Ancak şimdi konik kesitlerin matematiksel açıdan enteresan bölümlerine girmeye başlıyoruz. Her neyse, bir sonraki videoda görüşmek üzere